Yerli ve yabancı piyasaları değerlendirmeye çalıştığımız haftalık yayınımızla karşınızdayız. Herkese iyi bir hafta dileyelim. Yurt dışından başlayacak olursak, bir önceki hafta başlayan yukarı yönlü tepki yükselişlerinin S&P 500 için 3900 bölgesinden itibaren kar satışlarıyla karşılaştığını görüyoruz. Hafta içinde 3700-750 bölgesi önemli bir destek görevi üstlenebilir ve bu bölgeden itibaren tekrar 3900-4000 aralığını hedefleyebilecek bir tepki yükselişi ihtimalinin bulunduğuna inanıyoruz. Bu noktada özellikle Amerika için yoğun bir veri akışı bizi bekliyor önümüzdeki hafta. Hafta başı pazartesi günü tatil Amerika piyasaları. Hafta ortasında fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri datasını göreceğiz. Ekonominin gücünü anlamaya yönelik önemli datalar. Hafta ortasında yine Fed'in toplantı tutanaklarını göreceğiz. Haftanın son günü itibariyle de tarım dışı istihdam datalarını göreceğiz. Bunların hepsi son dönemde ekonominin yönü konusunda, gücü konusunda önemli sinyaller üretecek bize. Alternatif piyasalara baktığımızda ise Amerikan 10 yıllıklarda bir önceki hafta 3.50'ler denendi ve beklediğimiz gibi kalıcı bir hareket oluşmadı. Bir miktar daha risk fiyatlamasıyla 3'lerin altına geldiğini gördük 10 yıllıklarda. Bu aşamadan sonra yukarı yönlü bir tepki ihtimalini yüksek görüyoruz. 3'ün biraz üzerine 3-3.10 gibi olabilir. Tepki hareketi olabilir. Sonra tekrar aşağı eğilimin devam etmesini bekliyoruz ama muhtemelen hisselerdeki yukarı yönlü tepkilerle birlikte Amerikan 10 yıllıklarda bir miktar düzeltme olabilir. Dolar endeksinde ise son dönemdeki yükselişin ardından 105-106 bölgesinde fiyatlarla trend göstergeleri arasında bir negatif uyumsuzluk dikkati çekiyor. Bu o bölgede bir tepe sinyali olabilir ki 105-106'lardan dolar endeksinin aşağı yönelebileceğini düşünüyoruz. Bu bir iki adım sonra risk algısında artışa işaret edebilir diye düşünüyoruz. Yurt içine dönüp baktığımızda geçen hafta genelde satıcılı bir seyirin etkili olduğunu gördük. BDDK'nın ticari kredilerde yaptığı düzenlemelerin etkileri takip edildi. BIST 100 endeksinde %4'lük bir kayıp oldu. Burada banka hisseleri satışlara önderlik etti diyelim. Kurda bir önceki hafta 17.30'lardan geçen haftanın başı itibariyle 16'ya doğru bir hareket oldu. 16.50-16.70'lerde de bir dengelenme olduğunu söyleyebiliriz. Hisse senedi cephesi için 2350-70 bölgesi oldukça önemli bir destek aralığı. Geçen hafta da bu seviyelerden itibaren yukarı yönlü bir tepki hareketinin başladığını görüyoruz. Bu tepkinin önemli direnç bölgesi 2480 ila 2500 arasında yer alıyor. Burası aşılmadan, güçlü bir hareketle aşılmadan yaşanacak tepkilerin bir miktar daha satışla karşılaşma ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu noktada hani bayram tatilinde gireceğimiz için hafta sonuyla birlikte bir miktar daha hani risk alma iştahının düşük olması beklenebilir. Hafta başında enflasyon datalarını göreceğiz diyelim. Onları izleyeceğiz. Onun dışında piyasaları genel değerlendirmesi bu şekilde. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileyelim tekrar. İyi günler.